Bu şifalı bitkiyi biliyor musunuz? Faydaları nelerdir? Hangi hastalıklara iyi geliyor? Nasıl kullanılması gerekiyor? Videolarımızın tamamını izleyiniz. Beğenirseniz paylaşınız. İzlediğiniz bu videolardan elde edilecek gelir gerçek ihtiyaç sahiplerine ve engelli kardeşlerimiz için harcanacaktır. Manevi destek için paylaşınız. Teşekkür ederiz. Renkli papatya ve renkli papatya çayının faydaları. Papatya çayının uyku kalitesi üzerindeki etkileri. Papatya çayı uyku kalitesini artıran benzersiz bir içecektir. Papatya çayının bu özelliği eski tıp uygulamalarından beri bilinmektedir. Papatyalar beyinde uykusuzluğu azaltan ve uykunun gelmesini sağlayan bazı özel reseptörlere bağlanan apigenin adı verilen bir antioksidan içerir. Apigenin kronik uykusuzluğa da iyi gelebilmektedir. Yeni doğum yapmış 80 kadın üzerinde yapılan bir çalışmada kadınlar iki gruba ayrılmış ve bir grup 2 hafta boyunca düzenli olarak papatya çayı içerken diğer grup hiçbir çay tüketmemiştir. 2 hafta sonucunda yapılan ölçümlerde papatya çayı içen gruptaki kadınlar bu çayı tüketmeyen gruba kıyasla daha iyi uyku kalitesi bildirmiştir. Ayrıca uyku sorunları ile bağlantılı daha az depresyon ve fiziksel belirtiler göstermiştir. Papatya çayı tüketimi durduktan 2 hafta sonra yapılan ölçümlerde ise iki grup arasında bir fark gözlenmemiştir. Bu da papatya çayının kullanım süresi boyunca etki gösterdiğini, uzamış bir etkisinin olmadığını düşündürmektedir. Bir başka çalışma da ise 28 gün boyunca günde 2 kere 270 mg papatya özü tüketen kişilerin gece vakti 1/3 oranında daha az uyanık oldukları ve özü tüketmeyenlerden ortalama 15 dakika daha hızlı uyudukları bulunmuştur. Bu bulgular umut verici olsa da papatya çayının uyku üzerindeki etkilerinin derecesini belirlemek için daha fazla klinik çalışmaya ihtiyaç duyulmaktadır. Yine de yatmadan önce papatya çayı içmek, uykuya dalma ve kolay uyanma gibi konularda sorun yaşayan insanların denemesi gereken bir yöntemdir. Renkli papatya çayının sindirim sistemi üzerindeki etkileri. Bağırsaklar vücudun ikinci beyni gibidir ve bu nedenle de düzenli bir sindirim sistemi genel sağlık açısından son derece önemlidir. Papatya çayı geleneksel olarak bulantı ve gaz da dahil olmak üzere çeşitli sindirim rahatsızlıklarını tedavi etmek için kullanılmıştır. Klinik ortamda tekrarlanmamış, sadece hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, papatyaların belirli gastrointestinal hastalık risklerini azaltarak daha sağlıklı bir sindirime yardımcı olduğunu öne sürmektedir. Örneğin fareler üzerinde yapılan birkaç çalışmada papatya özünün ishale karşı koruma potansiyeline sahip olduğu bulunmuştur. Bu yararın papatyanın sahip olduğu anti-enflamatuar özelliklerden kaynaklandığı düşünülmektedir. Sıçanlarda yapılan bir başka çalışmada ise papatya mide asitliğini azaltarak ülser gelişimine katkıda bulunan bakterilerin büyümesini engelleyebilir. Bu bulgulara rağmen papatyanın sindirim sistemindeki rolünü doğrulamak için daha fazla klinik araştırmaya ihtiyaç vardır. Papatya çayının belirli kanser türlerine karşı potansiyel koruyuculuğu. Papatya daha önce de belirtildiği gibi bir antioksidan olan apigenin içerir. Hücre kültürü üzerinde yapılan laboratuvar deneylerinde apigeninin özellikle sindirim sistemi, göğüs, deri, prostat ve rahim kanseri hücreleriyle savaştığı gösterilmiştir. Ayrıca 537 kişiyle yapılan bir çalışmada haftada 2 ila 6 kez papatya çayı içenlerin papatya çayı içmeyenlere göre tiroid kanseri gelişme olasılığının önemli ölçüde daha az olduğu gözlemlenmiştir. Bu bulgular ümit verici olsa da papatya çayı kanseri önlenmesindeki rolü hakkında bir sonuç çıkarmak için daha yüksek sayıda insanla klinik araştırmalar yürütülmesi gerekmektedir. Papatya çayının kan şekeri kontrolü üzerinde faydaları. Papatya çayı içmek kan şekeri seviyelerini düşürmeye yardımcı olabilir. Ayrıca papatya çayında bulunan anti-enflamatuar özellikler kan şekeri seviyeleri kronik olarak yükseldiğinde ortaya çıkan pankreas hücre zarına karşı savaşabilir. Pankreas kandaki şekeri düşürmekten sorumlu hormon olan
insülini ürettiği için diyabet hastalığında sağlıklı tutulması son derece önemli bir organdır. 64 diyabetik kişiden oluşan bir çalışmada çalışmaya katılanlar 8 hafta boyunca günlük olarak su ya da papatya çayı tüketmişlerdir. Çalışma sonucunda papatya çayı tüketenlerin ortalama kan şekeri seviyeleri su tüketenlere oranla daha düşük bulunmuştur. İnsan çalışmaları dışında yapılan hayvan deneyleri de papatya çayının açlık kan şekeri seviyelerini önemli miktarda azalttığını ve öğün sonrasındaki kan şekeri artışlarını da önlediğini göstermektedir. Papatya çayının kan şekerinin kontrolündeki rolü ile ilgili kanıtlarının çoğu hayvan çalışmalarından elde edilen sonuçlara dayansa da çalışmaların sonuçları umut vericidir. Papatya çayının kalp sağlığı üzerindeki etkileri, kan basıncı ve kolesterol kalp hastalıklarının önemli belirtileri. Teçlerindendir. Papatya çayının içinde bol miktarda bulunan ve iyi bir antioksidan olan flavonun bu belirteçleri nasıl etkilediği araştırılmıştır. 64 diyabetik hastayı içeren bir çalışmada yemekle papatya çayı içenlerin toplam kolesterol, trigliserit ve kötü kolesterol olarak bilinen LDL kolesterol düzeylerinde su içenlere kıyasla kayda değer iyileşmeler olduğu bulunmuştur. Papatya çayının kalp sağlığı geliştirmedeki rolünü doğrulamak için daha fazla araştırma yapılması gerekse de bu etkiler ispatlanıncaya kadar günlük diyete ilave etmenin faydası bulunmaktadır. Papatya çayının diğer potansiyel yararları. Papatya çayının aşağıdaki sıralanan yararları geleneksel yöntemlere dayanmaktadır ve bilimsel araştırmalarla desteklenmemektedir. Bağışıklık sistemini kuvvetlendirmek, yine geleneksel tedavilerde tavsiye edilen bu uygulama, soğuk algınlığını önlemek ve tedavi etmek için papatya çayı içmektedir. Bununla beraber papatya çayının soğuk algınlığını önlediği ya da daha çabuk iyileştirdiğine dair bir klinik çalışma bulunmamaktadır. Bazı kişiler papatya çayının boğaz ağrılarına iyi geldiğini belirtmişlerdir. Anksiyete ve depresyonu hafifletmek. Papatya özünün anksiyete ve depresyonun şiddetini azaltabileceğine dair bazı kanıtlar vardır. Ancak bu çaydan ziyade çoğunlukla aromaterapi olarak kullanılmasına veya ek olarak alınmasına dayanmaktadır. Cilt sağlığını iyileştirmek. Sabunlar, losyonlar ya da göz kremleri gibi kozmetik ürünler papatya özü içerebilir. Bu tip ürünlerin nemlendirici olduğu ve ciltteki iltihaplarda azaltılma veya düzelme sağladığı bildirilmiştir. Kemik kaybını önlemek. Bazı uzmanlar papatya çayının osteoporoz gibi durumlara yol açan kemik kaybını önlemede rol oynayabileceğini iddia etse de bu konuyla ilgili bilimsel kanıt zayıftır. Bu sağlık iddiaları hakkında kanıt olmaması yanlış oldukları anlamına gelmemektedir. Bu iddialar gelecekte uygun klinik araştırmalarla kanıtlanabilir. Papatya çayının yan etkileri. Papatya çayı içmek çoğu insan için hiçbir risk teşkil etmez. Ancak papatya ailesinden olan yakup otu ve krizantem gibi bitkilere alerjisi olan bireylerde papatya alerjisi de ortaya çıkabilir. Ayrıca papatya içeren kozmetik ürünler göz ile doğrudan temas ederse tahrişe neden olabilir. Dahası bu tahriş konjonktivite yol açabilir. Küçük çocuklarda, hamile veya emziren kadınlarda ve karaciğer veya böbrek hastalığı olan kişilerde papatya çayı içmenin güvenliği araştırılmamıştır. Bu nedenle eğer siz ya da bir yakınınız bu özellikleri taşıyorsa papatya çayı içmeden önce bir doktora danışılmalıdır. Bu ana kadar papatya çayı içmenin yaşam tehdit eden yan etki veya toksisite oluşturduğu hakkında herhangi bir rapor bulunmamaktadır.